kimyasal silah kullanıldı. Ancak rejimin kapasitesiyle mümkün olabileceği yönünde çok kuvvetli istihbarat bilgileri var. Bu kanlı rejimin saldırıları duruncaya kadar bölgede de huzur yok. Komşu olarak bize de huzur olması mümkün değil. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan temasları dönüşünde konuştu, Suriye rejimine etkin bir karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu'na Amerika Birleşik Devletleri'nin rejimi devirmeye yönelik operasyon olmayacak açıklamaları soruldu. Suriye'yi daha fazla bir bataklığa çevirecek olan bir belirsizliğe değil, daha net bir tablonun ortaya çıkacağı bir sonuca gidebilecek bir yöntemin benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Davutoğlu, olası bir harekatta Türkiye'nin muharip güç olarak devrede olabileceğinin sinyalini de verdi. Libya'dan farklı bir durum oluşturuyor. Angajman değişiklikleriyle silahlı kuvvetlerimiz muharip unsur olarak karşı tarafı cezalandırıcı tedbir almıştır. Madem ki 100 bin insanın öldüğü bir iç savaş yaşanıyor, ne tedbir alması gerekiyorsa bu tedbiri alır. Peki olası bir harekat için Türkiye'ye hava sahasının kullanılması ya da üstlerini açma konusunda bir talep iletildi mi? Davutoğlu net yanıt vermedi, iç siyasetteki tartışmalara tepki gösterdi. Kamuoyuna şöyle bir algı zerk edilmek isteniyor. Birilerinin bir planı var, Türkiye'de bu planın içinde öyle veya böyle yer alacak gibi değil. Hayır, tarihi bir sorumluluk da var üzerimizde. Ülkemizin yanı başında kendi halkına karşı kimyasal silahı barbarca kullanan bir rejimin varlığı, mevcudiyeti bizatihi bir risk unsurudur. Ucuz politika yapma günü değil.